بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله سبحانه وتعالى جميع عدد مختول الحمد وصنع الله بسن پیغمبر محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى صلوات وسلام الله بسن السلام عليكم حرمت لك مؤمن مسلمان برادرلر الله سبحانه وتعالى Yana bu suhbatlarımızda özü davomiy, fayizli, barakatli, foydali qilsin. Bugungi aytilmoqchi bo'layotgan suhbatimizdagi mavzuyimiz inshaalloh fitrat haqida. Alloh subhanahu va taolo har bir insonni fitratda yaratdi. Fitrat so'zining ma'nosiga keladigan bo'lsak, arab tilida al-fitratu degani al-insaniyya, al-xilqa va bundan boshqa ma'nolari ham bor. Ya'ni fitrat degani insoniylik degani. Fitrat degani al-xilqatu insonni yaralishi, tabiati asli degan ma'noni bildiradi. Demak, qaysi bir insonni insoniyligi to'g'ri yo'ldan chiqmagan bo'lsa, adashmagan bo'lsa, mana shu odam fitratda bo'lib hisoblanadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadislarda marhamat qilib aytayaptilarki, kullu mavludin yuladu ala fitra. Har bir tug'ilayotgan inson, xoh u erkak kishi bo'lsin, xoh u ayol kishi bo'lsin, Bularni hammalari dunyoga kelayotgan vaqtlarida fitrat bilan tug'iladilar. Wa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi ota onasi ana shu tug'ilgan farzandni, bolani yoki yahudi, yoki nasroniy, yoki majusi qilib tarbiya berib qo'yadi deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisda aytayaptilar. Fitrat mavzusini tanlaganligimizning sababi hozirgi kunimizda bizning zamonimizga kelib ko'p insonlarni tabiiy insoniylikdan, fitratdan, tabiatdan uzoqlashayotganligini ko'rasiz. So'ngra mana shu insonlar gunoh qilayotganligini, hayotda g'am-tashvish ko'p bo'layotganligini shikoyat qilayotganliklarini eshitib qolamiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisda aytayaptilar: Agar inson, hadisning ma'nosi shunday, agar inson bir gunoh qiladigan bo'lsa, mana shu gunohi nuqtatun savda qalbiga qora bir nuqta uriladi yoki qalbiga bir nuqta qora muhr bosiladi. Oppoq, salomat bo'lib turgan qalb qora nuqtaga, qora doqqa o'sha gunoh sababchi bo'ladi. Summa so'ngra yana gunoh qiladigan bo'lsa, yana bir nuqta, yana bir nuqta, yana bir nuqta Hattoki mana shu inson gunoh qilaverganligidan insonni qalbi qop-qora bir qalbga aylanadi deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadis aytibdilar. Qaysi bir insonni qalbi qorayib ketadigan bo'lsa, mana shu insonni salomat qalbi ham qolmay qoladi. Balki bu qalb kasal qalb, nihoyatda borib hatto ulamolarimiz aytadi, o'lik qalbga aylanadi. Sababi nima? Sababi har bir insonni qilayotgan gunohi, nuqsoni, kamchilik, xatosi bo'lib hisoblanadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisda aytayaptilar, ulamolarimizning ba'zilari mana shu hadis insonni fitratiga ham dalolat qiladi degan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadisini keltirishadi. Al-birru degani ko'p yaxshilik degani. Kasratul khayr. Al-birru matma'annat ilayhil qalb. Matma'anna ilayhil qalb. Insonni qalbi xotirjam bo'ladigan narsa albir yaxshilik deyiladi. Wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alayhim nas. Gunoh esa yuragini siqadigan, qiyinchilik olib keladigan va boshqa odamlar ko'rishini xohlamagan narsangiz gunoh deyiladi, deyapti. Mana birodarlar, e'tibor beradigan bo'lsak, har bir inson ba'zan yaxshilik amallarini qiladi-yu boshqa odamlar ham ko'rib turishligini xohlaydi. Uyalmaydi, balki xursand bo'ladi. Gunoh ishlarini qiladi-yu, mana shu inson gunoh qilayotganligidan uyaladi. Boshqa odamlar ko'rishini xohlamaydi, boshqa odamlardan yashiradi. Demak, mana shu inson hali ham salomat fitratda. Ammo uchinchi toifasi bor. Uchinchi toifasi shundayki, gunoh qiladi, odamlarni yonida qiladi. Odamlar ko'rmasa so'ngra insonlarga borib maqtanadi. Hozirgi ba'zi bir boshqa yurtlarni, musulmonmas odamlar yashaydigan joylarni kuzatsangiz, aytib bo'lmaydigan gunohlarni bemalol odamlarni yonida, o'ziga o'xshagan uyatsiz odamlarni yonida bemalol gunohlarni qilishliklari mumkin. Nima uchun deylisa, bularni fitrati yo'q bo'ldi.
Bunların fitratı nihayesine yetip insanilikten sözünü başta ettik. Fitrat de gene insanilik, fitrat de gene hilkat de gene. Hatta ki fitratı bozulgen insan insanilikten çıkıp getip kalarken. Bazen özümüzde hem küzetilip kalınadı, göresler ya ki işitesler. Bazı bir insanlarını günahke davet kılıyetkenliklerini, o şey günahlarını özleri körsetip beriyetkenliklerini köres. Hayran kaladı insan. Hatta ki Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala hayrana lehu, hayran kaladı insan diye ayet-i kerime çürüyor. İnsan hayran kalasın, körüp kanday kılıp şu günahını kıldı. Ya ki kanday kılıp mene şu günahke başka insanlarını teklif kılı yaptı. Başka insanlarını mene şu günahını kılıçlıkke davet kılı yaptı deyip hayran kalasın. Bunu hayran kaladı diyen cahı hem var. Hayran kalmayı diyen cahı şu ki onlarda salamat fitret yok. Onlarını salamat fitretine hayası yetken. Ne sebepten? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste ayetler nüktetun sevde. Günah kıla veredi. Günah kıla veredi. Günah kıla veredi. Kalbige kara noktalar basılı veredi. Hatta kalbi toluk kara noktalar bilen egellenip kaladı diyebdi. Şunun için salamat fitretten uzaklaşmak gerek. İnsanlı tabiyeti de özü de yahşilikke davet kılıcı nerse var. İnsanlı tabiyeti de yamanlıktan kaytaradigan, tosup duradigan nerse var. Hoş, mana şu nerse, yani salamat fitret. Bizde zayıflaşırken bosa, kanday kılıp mana şu salamat fitretini özünü orunduge salsak boladı dese, ulamalarımız ayçiçedi ki, aleykum bidikirillah, ayeti kerimelerge göre, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerge göre, bu kalbini Allah'ın zikri bilen yuvladı, pakilenedi, tazalanadı, musaffa kılınadı ve kalp hatırcam kılınadı. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala "Ela bi zikrillahi tatuma innul kulub" sizlerin kalplerinler Allah'ını zikri bilen yine hatırcam bu meydi mi? Öz orunu kemeydi mi? Degen manada ayet-i kerime çürüyebdi. Demek insanlı başkara uçacağı kalp, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizlerde bir bölek cahiyinler var. Eğer salamat bosa, kol, ayak, köz, kulak, tel hemmesi salamat buladı. Eğer aynısı buzulsa, kol ayağı köz kulak, aynıksa til ve başka azaların hammesi buzuladı. Ala vahiyel kalbi. Sizlerde kalplerin mene şu nerse deyipti. Şunun için her birimiz salamat fitretge, doğru yolge, sıratun mustaqimge Allah Subhanahu ve Teala'dan medet sorup hareket kılışlıkımız gerek. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.